Mehmet Tezkan, halktv.com.tr Altılı Masa, Kılıçdaroğlu, önerime kulak verin. Muhalefet partilerinin Altılı Masa, hazırladığı anayasa taslağının içeriği az çok belli oldu. Temel başlıklar şunlar. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak, varsa partisiyle ilişkisi kesilecek. 7 yılını tamamlayan Cumhurbaşkanı bir daha aktif siyasete dönemeyecek. Seçim barajı %3'e düşürülecek. Ülke genelinde %1 oy alan parti hazine yardımından yararlanacak. Gen soru geri gelecek. Yasama yürütmeyi denetleyecek. Hakimlere coğrafi teminat güvencesi getirilecek. Anayasa mahkemesi ve ahim kararları anında uygulanacak. TRT, Rütük, AA, BİK tarafsız olacak. Rektörlerin akademisyenler tarafından seçilmesi, kamuya girişte sözlü sınavın kaldırılması gibi maddeler de var. Paket resmen açıklanmadı ama ilk bakışta olumlu. Fakat bu değişikliğin hayata geçebilmesi için muhalefet partilerinin en az 360 oyu bulması gerekiyor. Zurnanın zırt dediği yer de burası. Muhalefetin çıkardığı aday cumhurbaşkanı seçilebilir ama o adayı destekleyen partilerin vekil sayısı 360'ın altında kalırsa ne olacak? Zihinlerden bu soruyu silmek, bu kaygıyı ortadan kaldırmak için altılı masanın adayı seçmene teminat vermeli. Nasıl? Diyelim ki Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı çıkıp demeli ki beni seçerseniz beni seçmeniz yetmez. Meclise anayasayı değiştirecek çoğunluğu da vermelisiniz. O zaman 1. Kuvvetler ayrılığını getireceğiz. Yasama yürütmeyi denetleyebilecek. Yasama yürütmeye hesap sorabilecek. 2. Kurumları işlevsel hale getireceğiz. Kurumları ayağa kaldıracağız. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sağlayacağız. Varlık fonunu ortadan kaldırıp kamu kuruluşlarını denetime açacağız. 3. Şeffaf yönetim anlayışını ülkenin olmazsa olmazı yapacağız. 4. HSK'yı siyasetin etki alanının dışına çıkaracağız. Yargıyı bağımsız, tarafsız ve güçlü hale getireceğiz. 5. Türkiye otokrasiden demokrasiye geçireceğiz. Maddeler daha da uzatılabilir ama temeli bunlar. Bu vaatler yeter mi? Yetmez. Eğer Kılıçdaroğlu aday olacaksa vaatlerimizi hızla hayata geçirip evime döneceğim demeli. İki yıl içinde Türkiye'yi tam demokrasiye geçirip kurumları ayağa kaldırdıktan sonra siyaseti bırakacağını ilan etmeli. Koltuk için bu göreve talip olmadığını seçmene inandırmalı. Ülkeyi yönetmekten çok asıl misyonunun demokratik rejimi yeniden inşa etmek olduğunu anlatmalı. Tek amacının bu olduğunu defalarca söylemeli. Nihai hedefinin çocuklarıyla, torunlarıyla vakit geçirmek olduğunu, sinemaya gitmek, kitap okumak, denize girmek, siyaset dışındaki hayatı da yaşamak olduğunu anlatmalı. Bunu bir kere, iki kere değil, yüz kere söylemeli. Siyasetin kendisi için tutku olmadığını, siyasetin kendisini esir almadığını, siyasetin çizdiği alanın kendisini kelepçelemediğini seçmene söylemeli. Meselenin ülkeyi yönetecek kişinin kim olduğu değil, meselenin rejim olduğunu dilinde tüy bitene kadar anlatmalı. Çünkü okula içi boş ekmekle giden çocuklar bu rejimin sonucu. Ülkenin kaçak göçmen deposuna dönmesi bu rejimin zafiyeti. Doların 19 liraya göz kırpması bu rejimin maliyeti. Enflasyonun %100'ü aşması bu rejimin boyunduruğu. Demem şu, eğer Kılıçdaroğlu aday olacaksa Arkadaş, ülkeyi otokrasiden demokrasiye geçirdiğim gün Cumhurbaşkanlığını bırakacağım. Çankaya'dan çıkıp evime gideceğim demeli. Bunu günün başında ilan etmeli. Batı demokrasilerinde örneği yok mu? Çok var. En son örnek Almanya Şansölyesi Merkel. Benim de hayatım var. Kitap okuyacağım, dinleneceğim, gezeceğim diyerek en güçlü zamanında siyaseti bıraktı. Başbakanlığı bıraktı. Almanya'yı yönetmekten vazgeçti. Bize de artık böyle siyasetçiler lazım. Yoruldum demesini bilen, çekilmeyi erdem kabul eden, siyasetin dışında da dünyanın olduğunu görebilen siyasetçiler lazım. Şimdi diyeceksiniz ki, yazıyı neden Kılıçdaroğlu üzerine kurdun? Başka aday aynı şeyi yapamaz mı? Yapar tabii ama bu söylediklerimi en rahat, hatta seve seve yapacak tek kişi şimdilik Kemal Kılıçdaroğlu. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.